bulduk, ailece yemek yiyecek. Anne abartıyorsun, alt tarafı bir maç. Hayır, sadece bir maç değil. Senin kocanın, babanın çalıştırdığı takıma 7 tane gol attığı bir maç. Düğünde 1 tane bile bilezik takmayan adam geldi bugün babanları bilezik gibi 7 tane taktı maçta. E babam da Mesut'u göndermeseydi takımdan, o kadro dışı bıraktı. Kızım, Mesut babanın takımındayken penaltıdan kendi kalesine gol atmış adam. Tabii çıkarır. Hadi onu geçtim. Kalede de kayınçosu var ya. 7 tane atmak demiş. Rezil etti abini de. Ya anne, abim de kabul günündeydi. İnsan devre arasında gol yer mi ya? Al bak, nalbardaki kovalarda bile abimin resmi var. Anne, ben geldim. Yemekte ne var? Adana gol böreği var oğlum. Yer misin? Ispanaklıysa yerim vallahi. Şuna bak ya, attığım tribi bile tutamıyor. Maçta diyorum 7 tane gol yemişsiniz. Afiyet olsun. 8 değil miydi ya? 7 miymiş? Adamların golünü vermemiş vicdansız hakemler. Topu da stadyumda bırakmış. Baban nerede? Benden biraz önce çıkmış. Kaçırdım, yakalayamadım. Yakalasan şaşardım zaten. Bana bak kız. Kocanın söyle galibiyet sevincini abartmasın. Babanı delilendirmeyin. Biliyorsun babam maç kaybetti mi huysuzlaşan bir insan oluyor. Merak etme. Mesut'un böyle farklı galibiyetlere alışkın zaten. Kutlamalarla pek arası yoktur. Hiç abartmaz sevinmeyi. Çekin şöyle. Müthiş kafamla gol eder gibi de çekin. Çok iyi abi. Allah'tan abartmıyor. Arkadaşlar Şevket Hoca geldi. Hocam. Hocam bir hocam. Hocam bir tarafa hocam. Hocam ne oldu hocam? Ben uğraksızım ama pek sizi kırmayayım. Çek şöyle. Bir de böyle çek. Anında bir de böyle çek. Hocam çekiyorum da bir de 7 deyin. 7. Şevket, ne yapayım sana Şevket? Üstten alayım mı? Ne istersin hayatım? Ya hanım abartma, ben iyiyim. Bitecek bir şey yok. Evet, bol gollü bir maç oldu. Evet, gollerin hepsi bize oldu. Ama top yuvarlak, Fikri de kova olunca mağlubiyet kaçınılmazdı. Mesut oğlum gel buraya. Gel, gel, gel. Yok baba, gelmeyeyim ben. Müthiş sol gözüm korktu şu an. Oğlum gel, tebrik edeceğim. Aferin, aferin. Baba, aferin. Beni tebrik etmeyecek misin? Sen dur, ben seni ayrıca tebrik edeceğim. Fikri. İşte benim aslan Şevket'im. Nasıl da centilmen, görüyor musun Mehtap? Futbol bu. Kazanmak da var, kaybetmek de değil mi? Vallahi helal sana baba. Ben de sen şimdi mosmor olmuşsundur. O böyle suratın düşmüştür falan diye yemeği erteleyelim diyecektim ha. Ne güzel ya. Müthiş kayınpederimle yemek yiyeceğiz. Tabii canım, ben işimi eve taşıyan bir insan değilim. Madem sorun yok, gel anne bir sofra hazırlayalım. Fikri sen de gel de yardım et azıcık. Damat nasılsın? Evlilik nasıl? Vallahi baba nasıl olsun? O bacan nedir? Yani çok... Gelme hadi kudur. Önüne bak. Mehtap'la biz çok... Yüzüme bak konuşurken. İyiyiz baba yani. Yanlış anlama, ben sağlığa çok önem veren bir insanım. Sinirimin maçla hiçbir alakası yok. Ben takımı 1-2 gol yedi diye sinirlenecek bir insan değilim. Yok baba, 1-2 değil. Tam 7 gol yedik. Babama bak ya, gündüz yediğini hatırlamıyor da. Allah'ım
kendi kaleme attığım en büyük olsun Fikri. Neyse maçı unutalım. Oh be. Hanım nerede kaldı? Yemiyoruz mu daha? Saat kaç oldu ya? 7. Anlamadım ne dedin? Yok baba saat kaç olmuş dedin ya. Ortaya sordunuz diye saat 7 olmuş dedim. İmam mı bu? Sen lampı söylüyorsun bana. Nasıl attım 7 tane biliyor. Yok baba olur mu? Mehta İmdat! Ne diyorsunuz şey ya? Hiç yakışıyor mu? Şevket yerine geç çabuk. Tarih var hocam. Ben bir şey yapmadım. Üzerime oynadı. Bana bak Şevket. Bu sana ilk ihtarım. İkinci de türbüne yollarım seni. Türbün derken? Annenleri göndereceğim diyor. Baba. Çabuk özür dile damadından. Fikri. Çabuk özür dile damadından Şevket. Özür dilerim damat. Fevri davrandım. Özür dilerim. Büyük topçusun büyük. Sağ ol baba. Bütün başarılarım bir sana, bir de müthiş solayama borçluyum. Baba, beni hala tebrik etmedin. Karbonat değil Fikri. Ya ben senin neyini tebrik edeyim? 7. golden sonra bunun yerine boş damacana şişesi koydum. Bundan fazla gol çıkardı ya. Maçın sonunda hakem herkesi tebrik etti. Beni teselli etti beni. Tamam ama artık maç bitti. Herkes sofraya. Hadi şöyle sıcak bir aile ortamımızda yemek yiyelim. Anne hepsi çok güzel gözüküyor. Eline sağlık. Bak anam diye söylemiyorum. Çok güzel yemek yapar kendisi. Vallahi şanslısın baba. Yediğin önünde, yemediğin arkanda. Ya öyle öyle. Mesut pilav da koyuyorum. Canım az koy. Biliyorsun saat 7'den sonra bir şey yemiyorum. Saat 7'den sonra yemiyor değil mi baba? Tabii tabii. En sağlıklısı. Fikri sarmadan yemen lazım. Gel sana ellerimle yedireyim. Sağda yedirdiği yetmedi bir de elleriyle yedireyim. Öyle deme baba. Eniştem çok güzel yediriyor. Damat, tatilde nereye gidiyorsunuz? Yedi göllere giderim diyorum anne. Orada yediğimi içtiğimi unutamam. En son 7. sınıfta gitmiştim. 7 göbekten oralıyız biz. Ya ben de geleyim mi sizinle? Gel tabii. Zaten yediğimiz içtiğimiz hale gitmiyor. 7 saatlik yol. Sabah 7'de çıksak molalarla geze 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 akşam 7'de oradayız. Sinem ben fena oldum kalkıyor. Hayırdır baba? Hayırdır baba? Yediklerin mi dokundu? İmamı bu. Sen lafını söylüyorsun bana. Amacın ne? Amacın ne? Yedi göller deyip yedi gollere atan laf çakabına. Haydi. Fikri babamı tut. Tam adamına söyledin kızım. Tam adamına söyledin kızım yani. Oğlum beni bırak babanı tut. Şevket kime diyorum ben? Bacağım, bacağım. Baba sana inanmıyorum ya. Ben bir şey yapmadım. Vallahi yapmadım. Numara yapıyor kendini yere atıyor. Emek hırsızı. Yettiniz ama be. Mesut kalk sen de yerden. Ben gördüm temas yok. Koca adamların yaptığı şeye bak. Evet. Lütfen. Salonda görmek istemediğimiz hareketler bunlar. Fikri dedi. Mehtap beni tahrik ediyor görmüyorsun hiç. Yedi bitirdi bu adam beni ya. Yedi yedi. Bak benim de dilime bulaştırdı ya. Ya sen sır benim. Gıcığıma gittin, ezeli rakibe transfer oldun. Ben bilmiyorum sanki. Senin yüzünden ben senin takımında mutluydum. Ama sen beni kadro dışı bıraktın. Neden acaba? Bizdeyken 5 gol attın, 4'ü kendi kaleneydi evladım. Taçsız kral olacağım dedin, çapsız kral oldun. Ama bize geldi mi 7 tane maşallah. Bana mı senin garezin ha? Bana mı? Hepsi senin dikkatini çekebilmek için. Beni yeniden takımına al diye. Benim çalıştığım en iyi hoca sendin baba. Oğlum o zaman menajerini yolla madem takıma dönmek istiyorsun. Niye 7 tane füze yolluyor? Ben kaç gol attım?
Demin de söyledim ya evladım, 7. Sen nerelisin? Antalya. Antalya'nın plakası kaç? 7. İşte bu yüzden. Deli. Hepsi benim için miydi? Ne sandın Şapsi? Tamam. Olaylar tatlıya bağlandığına göre tatlılara geçebiliriz. Anne, ben gelirken baklava aldıydım. Onu yiyelim. Hadi televizyon açın da maçın özetini izleyelim bari. Yok Mehtap, babam ayıp olmasın. Ya yok, izleyelim. Zaten son iki golü göremedim. Gözüme sinirden perdeye indi. Hem hatalarımızı da görürüz, değil mi? Fikri, alalım şu kumandayı da aç. Bunda bile ters köşeye atıyor adam. Oğlum sen git düz koşu yap. Hadi, hadi. Tamam baba. 1, 2, 5, 7, 10. Hanım sen de aç. Evet, maç sonu Mesut'la beraberiz. Mesut, maçı bize anlatır mısın? Vallahi çok kolay bir maçtı. Rakip takımın hocası Şevket Hoca çok tırt bir hoca olduğundan hiç zorlanmadık. Ne oyun okuma var ne taktik. Malzemeciye verseler takımı daha iyi yönetir bence. Mesut'a teşekkür edip yolluyoruz. Tabii maçın sıcağıyla söylenmiş sözler. E peki? Evet, şimdi de yanımıza Şevket Hoca'nın takımının başkanı geldi. Başkanım, 7 gol yediniz. Ne söyleyeceksiniz? Vallahi futbol bu. Olur diyecektim ama Mesut'un konuşması beni çok etkiledi. Şevket Hoca'yı kovuyorum. Altını çizerek söylüyorum. Kovmayacaktım. Mesut'u dinleyince aldım bu kararı. Buradan diğer takım başkanlarına da sesleniyorum. Mesut'un da dediği gibi... Mesut! Bu adam futboldan anlamıyor. Bırakın takımınızı, köpeğinizi bile emanet etmeyin Şevket'e. Hayırlı akşamlar. İyi ki varsın Mesut. Şöyle açılın bakayım. Bana yer açın. Kızım sen de risk bölgesinden kaç. Ne oldu baba? Ne yapacaksın? O kusurlu hareketin hepsinin üzerinde git deneyeceğim. Gel buraya. Ay! Ben de seninle uğraşıyorum ki. Takıma yeni bir forvet buldum. 10 numara adam. Efe gel yavrum. Söylediklerini duydum baba. Aşk olsun. Hem bu adam benim yapamadığım neyi yapabilir ki? Göster Efe. Bir dakika. Şu koltuğu geri alalım. Bütün apartmanı karşıma alır, maalesef.